Selam, kanalıma hoş geldin. Ben İrem. Bugün sizlere 1,5 ayda nasıl 15 kilo verdiğimi anlatmak için kamera karşısına geçtim. Umarım faydalı bir video olur. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum sadece. Ben bunları yaparak kilo verdim, bu diyette kilo verdim. Ama eğer siz bunu yapmak isterseniz sizde ne gibi sonuçlar doğurur? İşte olumsuz etkileri olur mu bilmiyorum. Ve bu yüzden de sorumluluk almak istemiyorum. Bunları şimdiden söyleyeyim dedim. O zaman hazırsak artık videoya geçelim. Yaptığım diyetin adı kalori diyeti arkadaşlar ama ben bunu birazcık değiştirdim. Tamamen kendime uyarladım. Normalde yetişkin sağlıklı bir insanın gün içerisinde alması gereken kalori miktarı 1800 kaloridir. Eğer bunu aşarsanız zaten kilo almaya o noktada başlıyorsunuz. Ve aynı zamanda gün içerisinde ne kadar kalori yaktığınız da çok önemli. Şimdi o zaman başlayalım artık ufak ufak anlatmaya. Ben normal bir zamanda bu diyete başlamadan önce gün içerisinde ne kadar aldığımı bir hesapladım. Benim vücudum kilo almaya çok elverişli ve bunun kesinlikle genetikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim ailede birçok kişi biraz fazla iri. Özür dilerim canım akrabalarım bu videoyu izliyorsanız. Ama böyle yani. Şimdi Allah'ın bildiğini konudan niye saklıyorum? Neyse demek istediğim küçüklüğümden beri çok fazla diyet denedim. Çok fazla şeyi gördüm, geçirdim. Bir tek spora çok böyle ısınamadım. O da yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten tembel bir insanım. Ve bilmiyorum, az yiyerek kilo vermek her zaman çok daha cazip geldi. Aslında yemek yemeyi çok seviyorum ama spor yapıp normal yemektense diyet yapıp az yemeyi ve spor yapmamayı tercih ediyorum. Eğer benim gibi tembelseniz bu diyet gerçekten sizin için biçilmiş kafa. Gün içerisindeki tükettiğiniz su miktarı çok önemli bu diyette ve bence bütün diyetlerde de bu çok önemli. Diyette olmasanız da su tüketmek sizin için çok önemli. Ve şu klişelere lütfen düşmeyelim. İşte gün içinde en az 2 litre su içmen gerekiyor falan. Bunlara düşmeyin arkadaşlar. Her vücudun suya olan ihtiyacı farklıdır. Bu sizin vücut ağırlığınıza göre değişir. Örneğin 50 kiloysanız gün içerisinde en az 2 litre su içmeniz gerekir. 75 kiloysanız en az 3 litre su içmeniz gerekir. Anladığınız üzere her 25 kiloya 1 litre su düşüyor. Yani bunu hesaplayarak da gün içerisinde ne kadar su içmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. İkinci olarak hazır gıdalar. Hazır gıdalardan elinizden geldiğince kaçının. Buna pakete girmiş makarna bile dahil. Zaten karbonhidrattan çok uzak durmamız gerekiyor. Bence bu diyette en çok karbonhidrattan ve hazır yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Ben bu diyette ekmeği tamamen hayatımdan çıkarıyorum. Ve onun türevleri, örneğin pilav, makarna, işte bu, anladınız siz ya. Genel olarak hamur işinden uzak durmamız gerekiyor. Ama siz diyorsanız ki, İşte pirinç pilavı benim vazgeçilmezimdir. Ben makarna yemeden duramam. Ekmek yemeyince doyduğumu anlamıyorum. O zaman da şöyle yaparsınız. Şimdi gün içerisinde belirlediğiniz bir kalori miktarı var. O kalori miktarına göre ne kadar makarna yiyeceksiniz, ne kadar pilav yiyeceksiniz bunları hesaplayıp o şekilde devam edebilirsiniz. Zaten yediğimiz şeyler genelde birbirini tekrarlayan şeyler oluyor. Örneğin kahvaltı yapacaksınız mesela. Yumurta kahvaltıların vazgeçilmezidir. Zeytin, peynir bu gibi şeyleri ilk birkaç kez baktığımda her birinin kalori değerinden bahsediyorum. Baktığınızda aklınıza çok rahat kalıyor zaten. Mesela ben şu anda bir yumurtanın, haşlanmış yumurtanın 75 kalori olduğunu biliyorum. Ve ikinci bakmamda aklımda kalmıştı. B12 eksikliğim var. Buna rağmen hatırlıyorum. O yüzden size çok meşakkatli görünmesin. Zor bir olayı yok yani. Şuna da değinmek isterim. Şimdi bir diyete başlıyorsunuz ve çok istikrarlı ilerliyorsunuz ama bu moda mod gidemez. Belki bazı kırılma noktalarınız olacak çünkü insanız. Yani kendimizi bir şeye şartlandırıp o şekilde devam edemeyiz. Etseniz bile bu bir noktadan sonra çok kötü ters teper. Kendinizi sıktınız, işte çok sağlıklı beslendiniz, hazır hiçbir şey yemediniz, pilavdan, makarnadan çok uzak durdunuz ama mesela diyelim ki çikolataya zaafınız var ve artık onu da bıraktınız. Bir noktadan sonra vücut alıştığı için bunu çok istiyor. Çok istediği için de alma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bir kere başladığınızda bırakamıyorsunuz. Tecrübeyle sabit. Buna emin olun yani. Kendinizi çok sıkmayın, çok kasmayın. Yemek istediğiniz zamanlarda yiyin ama şöyle olsun. Mesela haftada bir kez kendinizi ödüllendirebilirsiniz. 2 haftada bir kez kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Veya mesela hamburgeri çok seviyorsunuzdur ve yemek istiyorsunuzdur. Yiyin arkadaşlar. Gerçekten kasmayın. Yiyin ama nasıl olsun biliyor musunuz? Mesela ben bugün bir menü yedim. Bir hamburger menüsü yedim. Ertesi gün bunu dengelemem lazım. Bugün yediğimi ertesi gün telafi etmem lazım. Mesela ben gün içerisinde kendime kalori miktarı olarak 800 kalori belirlediysem
Dün bir menü yaklaşık 1500-1600 kalori falan oluyor, en düşüğü sanırım, öyle hatırlıyorum, yanlış da olabilir. 1500 kalori aldınız mesela, ertesi günde yine eski diyetinize devam etmeyin. Bir tık indirin mesela, 600 kaloriyle kapatmaya çalışın günü. O şekilde dengeleyin, illaki inişler çıkışlar olacak. Yani demek istediğim şu, kendinizi şartlandırmayın. Kendinizi şartlandırdığınız an olaylar birazcık olumsuz ilerler. Eğer çok ekmek tüketen, sürekli hamur işi yiyen biriyseniz ilk bir hafta inanılmaz bir değişim göreceksiniz kendinizde. Kendinize inanamayacaksınız. Ya, şeker kullanımından bahsetmedim, ona da değinelim. Şimdi ben normalde şeker kullanmıyorum. Önceden kullanıyordum ama eğer siz şeker kullanıyorsanız bunu azaltabilirsiniz veya bırakabilirsiniz tamamen. Ben diyet süresinde bıraktım. Zaten şeker aldığım, yani bir çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, oradan şeker alıyorsunuz. Hazır gıdaları bıraktığınız için şekerle aranız zaten pek olmuyor artık eskisi kadar. Çayda, kahvede de işte minimuma indirmeye çalışın. Dediğim gibi kendinizi çok kasmamak şartıyla, bu videoda 750 kez kasmak kelimesini kullandığım için şimdiden özür dilerim. Bunun yanında alternatif olarak şunları da söylemek istiyorum. İlk bir hafta evet çok büyük bir değişim yaşayacaksınız. 3 kilo, 4 kilo bile verebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin beslenme alışkanlığınızla ilgili. Ama bu giden kilolar tamamen ödem olacak. Vücudunuzdaki şişkinliği atmış olacaksınız. Fazla suyu atmış olacaksınız. Bu süreci hızlandırmak adına da şunları yapabilirsiniz. Limon ödem atmada biliyorsunuz çok faydalı. Limonu sık sık yediğiniz, içtiğiniz her şeyin, konulabilecek her şeyin içine koymanızı tavsiye ederim. Tarçın aynı şekilde yağ yakımını hızlandırır. Yoğurt yiyeceksiniz örneğin, ki yoğurt da yağ yakar. Yoğurdun içine biraz tarçın atabilirsiniz. Hem o biraz tatlıvari bir hava veriyor. Tatlıvari ne? Tatlımtırak. Tatlımsı bir hava veriyor yoğurda. Hem de yağ yakımınızı ekstra hızlandırmış oluyorsunuz. Bunlar size verebileceğim bazı trikler. Şu ana kadar anlattığım şeylerin hepsi bu diyetin demirbaşları. Unuttuğum çok şey vardır eminim ama eğer hatırlarsam bunları açıklamalar bölümüne mutlaka yazacağım, merak etmeyin, yani içiniz rahat olsun. Umarım karantinada aldığınız fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulursunuz. Hep beraber kurtuluruz. Böyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, gidiyorum ben.